yüksek bir sistemi şu anda tam anlamıyla adil yargılamanın önünde ciddi bir engel olarak duruyor. Eş genel başkanlarımız Demirtaş ve Yüksekdağ başta olmak üzere diğer bütün milletvekillerimiz ve şu anda cezaevinde tutulan herkes için aslında ortaya konulan bir sistem. Bunu şöyle tanımlayayım. FaceTime ya da Skype ile bağlanmayı biliyorsanız SEGBİ sistemi de öyledir. Ve yargılamalarda buna ilişkin soru önergeleri de verdik. Tabii ki yanıt alamadık. Ve burada yargılama tümüyle aslında teknolojik bir ortamda ve savunma hakkının kullandırılmaması söz konusu. Demirtaş'ın dosyası özel olarak da saraya bağlı bir ekip tarafından takip ediliyor ve bu ekibin verdiği talimatlar mahkemeye iletiliyor. Bu çok açık. Bunu nasıl anlıyoruz mu diyeceksiniz? Demirtaş'a özel hazırlanan KHK hükümleriyle anlıyoruz. En son olarak mahkemelerin atıf yaptığı 694 sayılı KHK'de 147. maddesinde SEGBİS uygulaması genişletildi ve sanıklar, onlar sanık diyor ama biz rehinler diyoruz, Demirtaş ve tüm milletvekilleri SEGBİS'e çıkmazsa susma hakkını kullanmış olacak diyor. Şimdi bir kere bu adil yargılamayı yapmıyoruz. Biz seni yargılamıyoruz demektir. Yargılayamıyoruz demektir. Çünkü susma hakkını kullandırmak, sen konuşmasan da ben sana ceza vereceğim. Çünkü Demirtaş konuştukça, vekiller konuştukça iktidarın suçları ortaya çıkacak, açığa çıkacak ve bunları kapatmaya yönelik bir sistem olarak önümüzde duruyor. Demirtaş, biz de Şırnak'taki davasını izledik. Israrla mahkemelere çıkıp konuşma isteğini ifade etmesine rağmen mahkemeler SEGBİS'e zorla getirme kararı verecek kadar büyük bir garabete imza attılar. Türkiye tarihinde ilk kez Demirtaş'la ilgili SEGBİS'e zorla getirilme ve zorlaması yapılıyor. Peki SEGBİS'e gerçekten öyle bir tuhaf ki sen duruşmaya gelme, konuşma, düşüncelerini söyleme, suçlamalara cevap verme, SEGBİS'e bağlan, bağlanmıyorsan da seni susmuş kabul ediyoruz diyorlar. Ve bu bütün tutuklulara şu anda dayatılan bir sistem aynı zamanda. Bunun adı biz seni konuşmasan da yargılarız, ceza veririz demektir. Bunun adı şantajdır. Yargı bir şantajın aracı olmaktadır. Savunma hakkının olmadığı bir yerde asla adil yargılama yoktur. Ortada bir suç olduğu iddiası da boş bir safsatadır. Demirtaş susma hakkını kullanmak istemiyor. Demirtaş konuşmak istiyor. Demirtaş zaten susmadığı için, susturulamadığı için şu anda o ve milletvekillerimiz cezaevinde rehin olarak tutuluyor. Siz Demirtaş'ı susturamayacaksınız. Şu anda bütün çabalarınıza rağmen halkın sevgisi de, ilgisi de, desteği de artarak devam ediyor. Siz yüz yüze savunmayı ortadan kaldırıyorsunuz SEGBİS'le ve bu KHK ile anayasa ve ceza muhakemeleri usulü kanunu tümüyle yürürlükten kaldırılıyor. Çünkü burada şunu özellikle söylemek isteyelim. Ne Demirtaş ne hiçbir milletvekilimiz ve diğer siyasiler bu zorbalık karşısında, bunun adı zorbalıktır, susmayacak ve bunu teşhire devam edecektir diyorum. Yani son olarak tabii 5 dakikada ne anlatılır bilmiyoruz ama şu safsatayı halka anlatanlara da bütün Türkiye halkına söylüyorum. Demirtaş'ı mahkemedeki sözleriyle yargılanmaktan korkuyorlar. Bu Demirtaş'ın yargılanmadığının ilanıdır. Bir yıldır, 4 Kasım'da bir yılda olacak, daha tutuklu olduğu mahkemenin duruşma günü belli değil. Ona özel bir mahkeme heyeti tahsis edilmiş ve bu mahkeme heyeti yargılamamak için dosyayı sürüncemede bırakmaya devam ediyor. Sayın Başkan, bir dakika toparlamak için. Buyurun, bir dakika. Şöyle özetleyeyim değerli arkadaşlar, şu ana kadar tutuklu olduğu duruşmadan çıkmadı mahkemeye. Diğer milletvekilleri de çıkarılmıyor. Genel olarak biz milletvekillerini kendi çizdiğimiz rotaya göre konuşturmadan, SEGBİS'e zorlayarak, mahkemeye getirmeden,
Paramız yok diyorlar zaten. Bu büyük bir ayıp zaten. Parayı biz veririz. Siz rahat olun. Siz cezaevine götürürken özel uçaklarla götürdünüz. Şimdi mahkemeye getirmek için bir de masraf yok gibi trajikomik bir gerekçeye sığınıyorsunuz. 6 milyon, 6,5 milyon ve totalde 20 milyon insanın iradesini şu anda cezaevinde tutuyorsunuz ve üstüne üstlük konuşmasına da izin vermiyorsunuz. Bütün dünyaya ve Türkiye yurttaşlarına şunu söylemek istiyorum. Şu anda Demirtaş'ın, Yüksekdağ'ın ve 9 milletvekilimizin cezaevinde olmasının talimatı AKP Genel Başkanı ve AKP hükümeti tarafından verilmiştir. Siyasi rakiplerini cezaevine kapatarak meydanı boşaltmaya çalışıyorlar. Ama biz tek bir kişi kalsak bile bu meydan size kalmayacak. Bu meydan her zaman dolu olacak. Teşekkür ediyorum.